Değerli dostlar, içinden geçtiği bir süreç derneklerimizi daha fazla bir arada durmaya sevk ediyor. Bunu her gün yaşadığımız pratiklerden görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde TV10 televizyonu yöneticileri Veli Büyükşahin, Veli Haydar Güleç, Kemal Demir dün iki mahkemede tutuklandılar, gerekçesiz şekilde tutuklandılar. Onların da bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Malum önümüzdeki süreç bir savaş çığırtkanlığıyla Arpin bölgesine, Suriye'ye girilmek isteniyor. Belki şu anda giriyorlardı, bilmiyoruz. Ama burada hakim sınıflar bilmelidir ki bu Arpin bölgesi aslında geçtiğimiz günlerde Filistin için nasıl canımız yanıyor idiyse, Türkiye'de bütün demokratlar, aydınlar, solcular, dinciler, herkes Filistin davasında bir ses, yüksek bir ses çıkardılar ise Arpin için de aynı ses çıkarmalıyız. Çünkü oraya bizim girmemizin bir gereği falan yok. Orası küçük bir bölge. Orayı sırf hükümet, siyasi iktidar 2019'daki geleceğini kurtarma adına ÖSEV veya şeriatçıların bir üssü haline getirmek istiyor. Orada bulunan Kürt yurttaşları döverek ya da öldürerek bir kazanç elde edeceğini zannediyor. Oysa hemen 500 kilometre bizim Suriye sınırımızı kontrol eden Amerikan ve Kürt güçleri orada var. Onu eğer geri adım attırmak istiyorsa derhal incelik üstünü kapatsın. Bunun için arkasında duralım. Ama Arpin için asla destek olmayalım. Çocuklarımızı gerekiyorsa askere göndermeyelim. Çünkü ölen çocuklar bizlerin çocukları. Kendilerinin çocukları maazallah bir takım adalarda paralar yığınak yaparak geçim sağlıyorlar. Ölen olanlar bizler oluyoruz. Onun için burayı ciddiye alalım değerli dostlar. Derneklerimizde bulunduğumuz noktalarda buna benzer söyleşileri, toplantıları, panellerle birlikte kendimizi bilinçlendirelim. Bu konuda daha yüksek ses çıkaralım diye düşünüyorum. Hastadan var olmak, iyi olmak, bir olmak, bir olmak adınadır. Birlikten güç doğacağı kanaatiyle Karkın köyünü ve burada bulunan derneklerini Acıbaba adını bir adım daha ileriye götürmek adınadır. Derneğimizin geldiği nokta çok iyi bir noktada olduğu kanaatindeyim. Öyle ki derneğimiz kendinden üstte olan üst kurumların içerisinde hepsi de vardır ve var olmaya devam edecektir. Artı inanç kurumları içerisinde de derneğimizin varlığı sürdürülmektedir. Yani bizler Acıbaba Cemevi Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak Karkın Derneği'nin devamı olan dernek şu anda Türkiye'de bulunan Alevi Federasyonu'nun, Alevi Bektaş Federasyonu'nun en üst kurulunun bir üyesidir ve orada söz sahibidir. Gençlik gelecek, gelecek aydınlık Türkiye, aydınlık Türkiye'ye olan inancımız, aydınlık Türkiye'nin kurulmasına olan emeğimiz. Yani gençlerimiz, üniversitede okuyan çocuklarımız, yani üniversiteye başlayacak gençlerimiz. Biz bu derneği daha öncesi çok faaliyetlerini biliyoruz. Bu son görevi aldığımızda buradan size, hepinize şunu gururla anlatmak istiyorum yönetici arkadaşlarım ve dernek başkanı arkadaşlarım. Ben genel kurulda derneğin üniversite okuyan öğrencilerine burs vereceğim demiştim. Ve 3 yıldır aralıksız yapıyoruz. Hepiniz üniversitelerin çocuklarının bir soyma sömürme merkezi olduğunu biliyor musunuz? Muğla'da, Sıtkı Koçman'da, Çanakkale, Biga'da İstanbul Üniversitesi'nde okuyan çocuklarım, ben baktığımda neyi gördüm biliyor musunuz? Ev kirası 500, üniversite öğrencisi tutarsa 1 milyar. Bunun alt yönetimlerinin, hiçbir belediyelerinin bu konuda bir katkısı yok. Eğer bir cemaate, bir yere sığınırsanız oralardan bir şekilde sömürmek için oralara çocuklarınızı daha ücretlerle tabi ediyorlar. Dolayısıyla Aydınlık Türkiye bizim daha çok enzem duyduğumuz bir ülke. Bize düşen iş, ne kadar evinizin önünü temiz tutarsanız o kadar temiz olursunuz. Şehrinizi sahiplenmenin koşulları da bugün kendi çocuklarımız, daha ileriye giderseniz kurumlarımızın sahiplenmesi.